Şimdi 125 cc 11 Nm tork ve 14 beygire yakın güç üreten bir motor. Yokuşta bakalım nasıl hızlanıyor, onu bir deneyelim. Birinci vitesteyim, 5500 devir civarındayım. Motorumuzun hızlanışı böyle. Bu arada sen bana havlayacaksın değil mi? Ben gardımı alayım. Hadi bakalım. Koş koş koş. Yakalayamadı. Motorda titreşim var mı? Aklınızdaki en büyük soru işareti bu. Görmüş olduğunuz gibi motorun arkasında ABS yok. 120 gibi gidiyorum. Ellerimi bıraktım. Motor düz bir şekilde gidiyor. Karşıda keseceğe girecek, çok merak ediyorum. Arkadaşlar öncelikle videoma hoş geldiniz. Yuki GP2 inceleme videosundan herkese selamünaleyküm. Bu videoda motoru sadece incelemekle kalmayacağım. Birazdan otobana çıkacağım. Her viteste kesicide hangi sürati görüyor bunu deneyeceğim. Ve tabii ki de top speedine de bakmış olacağız. Şimdi benim bir introm girsin. Siz de o ara halen daha kanalıma abone olmadıysanız bir aboneliğinizi alırım. Hadi birazdan görüşürüz. Yapıştır lan! Arkadaşlar yeniden hoş geldiniz. Videonun başında hatırlatayım çünkü izledikten sonra unutuyorsunuz. Videoya bir like atmayı çok görmeyin. Biliyorsunuz ki like önemli. Şimdi motorumuzu ilk önce tasarımıyla bir değerlendirelim. Şöyle etrafında dönüyorum. Sizlerden de şu yorumu istiyorum arkadaşlar. Bu motorun tasarımını nasıl buldunuz? Yorumlar kısmına yazın. Bana soracak olursanız 125 cc sınıfında bir motosiklet için bence gayet yakışıklı olmuş. Bu rengi de bayağı güzel görünüyor. Şöyle motorumuzu arkadan da görelim. Bu arada motorun en farklı yanlarından bir tanesi motorun egzozu kuyruğun altında. Bu görmüş olduğunuz yerler arkadaşlar çift çıkış, ikisi de aktif şekilde çalışıyor. Şimdi şöyle de bir örnek vermek istiyorum. Biliyorsunuz ki eski R1'lerde, Fazer 600'lerde, Honda 600 RR'larda da egzozu selenin altında görüyorduk. O zamanlarda beğenenler de vardı, beğenmeyenler de vardı. Ama bu motora güzel bir şekilde yedirilmiş. Yani güzel yapmışlar. Farklı bir tasarım. Bence göze hoş görünüyor. Siz de fikirlerinizi aşağı yazın. Motorumuzun teknik özelliklerinden bahsedecek olursak 125 cc tek silindir su soğutmalı 6 vites 14 beygire yakın güç ve 11 Nm tork üretiyor. Bakalım bu güç değerleriyle beraber motorumuzun hızlanması ve top speed'i nasıl olacak? Motorumuzun göstergesini sizlere anlatacağım ama öncesinde şöyle anahtarını da göstereyim. Suslalı anahtar yapmışlar ve Yuki buraya kendi logosunu koymuş. Hemen şimdi takıp kontağı çeviriyorum. Gösterge bu şekilde bizi karşılıyor. Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğumuz yer devir saati, onun hemen altında vites göstergemiz, aşağı tarafa geldiğimizde burada benzin göstergesi, burada ısı göstergesi, sağ tarafa geçtiğimizde burada yapmış olduğumuz hız, aşağıda akü voltajı, onun da altında saati görüyoruz. Burada da motorumuzun toplam kilometresi, buradaki tuşa bir kere bastığımda trip metreye geçiyor, bir kez daha basıyorum tekrardan toplam kilometreye geçiyor. Göstergesinde başka bir özellik yok. Sağ taraftaki tuşa bastığımızda da buradan ekran parlaklığını ayarlayabiliyoruz. Ben şöyle en sona alayım. Onun haricinde de sağ ve sol tarafta da normal ikaz lambaları yer alıyor. Geçelim motorumuzun kumandalarına. Sağ tarafta bir tane aç kapa butonumuz ve altında da çalıştırma butonumuz yer alıyor. Sol tarafa da geçtiğimizde burada selektör tuşumuz, burada uzun kısa, burada dörtlü flaşör, burada sinyalimiz ve burada da korna butonu yer alıyor. Motorun hemen kornasını sizlere bir dinleteyim. Oo, kornası bayağı yüksekmiş. Gözüme çarpmışken bahsetmek istediğim bir detay daha var. Genelde 125 cc motorlarda ayarlanabilir manet göremeyiz. Bu motorumuzda da debriyaj maneti ayarlanabilir şekilde değil ama ön fren manetine baktığımızda toplamda 4 farklı seviyede ayarlanabilir şekilde tasarlanmış. Bunu da 125 cc bir motorda görüyor olmak bence gayet güzel. Motorda hoşuma giden kısımlardan bir tanesi farları, sinyalleri, arka stop lambası komple led. Hiçbir yerde normal ampulü görmüyoruz. Yalnız şöyle bir durum var. Motorun şu an kısa farları yanıyor. Selektör attığımda bu şekilde ama uzuna geçtiğimde kısalar kapanıyor. Keşke orada da hem kısalar hem uzunlar yanmaya devam etseydi uzunları açtığımızda. Bu benim kendi şahsi görüşüm. Bana katılırsınız, katılmazsınız artık siz bilirsiniz ama bunu da böyle görmüşken söylemek istedim. Motorun arka stop lambaları da görmüş olduğunuz gibi led, sinyaller de led. Şimdi bunun neden bu kadar üstünde duruyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Özellikle son zamanlarda bazen günde 3-4 farklı motor incelediğim oluyor. Abi 2023 model motora led far koymayan, led stop lambası koymayan, dörtlü flaşör bile koymayan firmalar var. Yani o yüzden bu motorumuzda her tarafın komple led olduğunu gördüğüm için özellikle de üstüne durmak istedim. Şimdi motorumuzu çalıştıralım. Sesini de bir duyalım. Şöyle bir kendine gelsin. Marşa basıyorum. Rölantide bu şekilde biraz egzoza doğru şöyle yaklaşayım. Kamerada biraz fazla duyuyor olabilirsiniz ama gerçekte aslında motorun sesi o kadar yüksek değil. Şimdi motora gaz veriyorum. Motorumuzun sesi böyle.
Bu arada dikkatimi çekmişken sizlere göstermem gereken yerler var. Arkadaşlar Yuki bu motorda şaseyi falan böyle plastik parçalarla kapatmış. Onunla da kalmamış. Motorun arka maşasında da plastik bir parça kullanmış. Onu böyle kapatmış. Hazır buradayken motorun peglerinden de sizlere bahsetmek istiyorum. Peglerin kalitesi şöyle baktığımızda gayet güzel görünüyor. Onun haricinde Yuki burada kendine güvenmiş. Lastiksiz pegler kullanmış. Motor ne kadar titriyor? Titriyor mu? Fazla mı titriyor? Bunların cevabını sürdükten sonra üzerindeyken vereceğim. Gerçi buraya kadar sürdüm, test ettim ama hani videoda motorun üstünde anlatacağım. Yalnız şöyle bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar. Genelde özellikle artçı peglerinin rahat açılıp kapanmadığını Çinli motorlarda görüyordum. Yalnız bu motorda şıkır şıkır açılıp kapanıyor. Bu gerçekten hoşuma gitti ve parça kalitesi olarak da gayet güzel görünüyor. Motorumuzun lastik ölçüleriyle devam edelim. Ön tarafta 110-70-16 ebatında lastik görüyoruz. 16 yazmasından da anlayacağımız üzere motorumuzun ön jantı 16 inç. Yani buradan da şöyle bir fikir edinebilirsiniz. Bu motor kamerada belki büyük görünüyor olabilir ama aslında o kadar büyük bir motor değil. Şimdi gidelim bir de arka tarafa bakalım. Arka tarafta da 140-70-16 ebatında lastik görüyoruz. Ve tekrar belirteyim, 16'dan anlayacağımız üzere arka jantımız 16 inç. Genelde 125 cc motorlarda ön tarafta tek disk görürüz ama Yuki bu motora çift disk koymuş arkadaşlar. Ve motorumuzun ABS'si sadece ön tarafta var. Arka tarafta ABS yok. Keşke arkada da ABS olsaymış. Onu da motorumuzda sevmediğimiz kısımlara ekleyebiliriz. Motorumuzun yakıt kapasitesi 10 litre ve 100 kilometrede de ortalama 2 ile 3-3,5 litre arasında yaktığını düşünürsek depo yani tam böyle orta seviyede kalmış diyebilirim. Hani ne çok küçük ne çok büyük ama şöyle 12-13 litre olmasını tercih ederdim. Selemizin yumuşaklığına bakalım. Sürücü tarafı bayağı bir yumuşak ve bayağı bir etli. Artçı tarafına da baktığımızda buraya özellikle dikkat etmemiz sebebi alttaki o plastik katman buraya ne kadar yakın. Ben buraya bastırdığımda eğer onu hissediyorsam bu motora binen artçı rahat edemez ki birçok motorda da bu kısımda bastırdığımızda doğrudan alttaki o plastik katmanı hissediyoruz. Yalnız bu motorda bayağı arka seriye de etli yapmışlar. Şimdi bir de kaldıralım altına bakalım. Artçı selemizin altı bu şekilde, bagaj namına hiçbir şey yok diyebiliriz. Motorumuzun seri yüksekliğinden sizlere şöyle bahsedeyim. Topuğum yere tam basıyor ve dizim bayağı bir kırılıyor. Son zamanlarda bu kadar yere yakın bir motor sürmemiştim. Yani arkadaşlar boyunuz şöyle söyleyeyim, 1.50'nin üstündeyse bu motoru rahat bir şekilde sürersiniz. Gerçekten motor bayağı alçak ve kamerada farkındayım biraz büyük görünüyor olabilir ama aslında biraz ufak tefek bir motor. Onun haricinde dediniz ki kardeşim benim boyum uzun, peki ben rahat edebilir miyim? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, benim boyum 1.81, 90-95 kilo civarlarındayım. Motorun üstüne bindiğimde evet rahat ediyorum. Özellikle şu kısımda boyunuz ne kadar uzun olursa olsun ben şu an parmak uçlarımla pege basıyorum ve dizim burada. Yani sizin boyunuz 2 metre bile olsa diziniz buraya kolay kolay çarpmaz. Buraya rahat bir şekilde sığarsınız, ondan da haberiniz olsun. Şimdi 125 cc 11 Nm tork ve 14 beygire yakın güç üreten bir motor. Yokuşta bakalım nasıl hızlanıyor, onu bir deneyelim. Birinci vitesteyim, 5500 devir civarındayım. Motorumuzun hızlanışı böyle. Attım 2'ye. Bence fena değil. Ve şu an bayağı dik olan bir yokuştan çıkıyoruz. Siz de görmüş olduğunuz kadarıyla fikirlerinizi aşağıya yazabilirsiniz tabii ki de. Biliyorsunuz ki görmüş olduğum kötü yanları da iyi yanları da her motorda söylerim. Şimdi bu motorumuzda bu kabloların, tellerin geçtiği buraya bir plastik yapmışlar ve gayet mantıklı olmuş. Bunun sayesinde her şey derli toplu duruyor. Ortada böyle ulu orta şeyler görmüyoruz. Sizlere bahsetmek istediğim bir konu var. Hemen hızlıca anlatayım, araya sıkıştırayım onu. Son zamanlarda biliyorsunuz ki 150-200-250 cc bandında çokça motosikletler ülkeye gelmeye başladı. Ve siz de doğal olarak bu motosikletleri merak ediyorsunuz. Ben de arkadaşlar elimden geldiği kadar motorları bulup incelemeye çalışıyorum. Yalnız hak verirsiniz ki yeni modeller olduğundan dolayı insanların önce bunu bir alması, belli bir kilometre kullanması, rodajını tamamlaması, sonra rodaj bakımını yaptırması ve benim bu motoru da inceleyebilmem için o motorun sahibiyle birbirimize yakın olmamız lazım. Yani kullanıcılardan motosikleti o yüzden kolay kolay son zamanlarda bu yeni çıkan modelleri bulamıyorum. Hatta geçenlerde izlediyseniz sırf Aurora GP250'nin top speed videosunu çekebilmek adına Kocaeli'den kalktım, İstanbul Mecidiyeköy'e gittim. Yani şunu demeye çalışıyorum. Evet bana soruyorsunuz, ben de bulmaya çalışıyorum ama çoğunlukla firmalar test motoru vermeye yanaşmıyor. Bunlardan haberiniz olsun. Orada da bayiler devreye giriyor. Mesela diyelim sizin çok fazla merak ettiğiniz, bana sorduğunuz bir motor var. Ben onu firmadan
test için alamamışım, bana test motoru yok demişler. Ondan sonra çevremdeki bayilere bakıyorum. Eğer ki o motorun bayisi de kendisi inisiyatif alıp al kardeşim motoru işte birkaç kilometre kullanıp test edebilirsin, videosunu çekebilirsin derse ben o zaman o motorun videosunu çekip sizlere iletebiliyorum. Ama haberiniz olsun, her bayi motosiklet vermeye yanaşmıyor. Bu motoru da Kocaeli İzmit'te Yuki'nin, bu arada sen bana havlayacaksın değil mi? Ben gardımı alayım. Hadi bakalım. Koş koş koş. Yakalayamadı. Her neyse, bu motoru da Kocaeli İzmit'te Yuki'nin yetkili servisi ve bayi olan Mekanik Motor'dan aldım. Buradan da kendilerine selam göndereyim. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Eğer siz de İzmit'te oturuyorsanız ve bu motoru test etmek istiyorsanız Mekanik Motor'a gidin. Prosofi'nin videosunu da izledik, kendisi böyle bir şey söyledi deyin. Orada konuşun. Belli prosedürler var. Onları karşılıklı olarak konuşun. Siz de ondan sonra bu motoru test edebilirsiniz. Bunu da böyle yeri gelmişken söylemiş olayım. Bu arada fark ettiyseniz video nerede başladım ta nerelere geldim. Bunun da sebebi şöyle düşündüm. O zaman dedim motoru biraz kullanayım. Motor hakkında daha fazla böyle bilgi sahibi olayım. Ama buralara ne yaptınız ya? Sakın yol kapalı deme de. Sen bizim o zaman rotayı öldürürsün. Yok, yol kapalı değil. Arkadaş tertemiz motorla şimdi girdiğimiz yere bak ya. Hemen ben arkasından geçeyim. Yani anlatacağım bir türlü konuya giremedim. Motor hakkında ooo. Dur bekleyeyim de. Sen gel diyorsun da oradan ama şey yapıyor. Kafama taş gelirse ne olacak? Ya işte anlatayım en sonunda. Dedim motorla biraz işte kilometre yapayım. Motoru daha iyi tanıyayım. Gerçi şöyle de bir şey var. Hani yıllardır motor üstündeyim. Onlarca yüzlerce motor inceledim. Bir motorun üstüne bindiğimde birkaç kilometre bile yapsam bayağı fikir sahibi oluyorum ama dediğim gibi madem dedim hani yolum uzun. Yol boyunca motoru test edeyim, kullanayım. Şimdi motorda titreşim var mı? Aklınızdaki en büyük soru işareti bu. Arkadaşlar motorda aman aman bir titreşim yok desem inanır mısınız? Bence inanın, çünkü motorda gerçekten aman aman bir titreşim yok. Özellikle bu peglerin lastiksiz olmasında gerçekten Yuki kendine güvenmiş. Kardeşim demiş, benim motorum çok fazla titremiyor, ben o yüzden pegleri lastiksiz yapacağım. Bak hatta biraz yüksek devre çıkayım. Abi rahatsız edici bir titreşim yok motorda. Tabii ki de elciklerden biraz geliyor ama yani o da kabul edilebilir seviyede. Aynalar çok fazla titremiyor. Bu arada ayna demişken motorun aynaları bayağı bir geride. Şöyle bak, kolumu uzatıyorum. Bayağı bir geride kalıyor. O da bana şu an neyi anımsattı? Yine yakın zamanda bu rotada Suzuki GSX-S1000 GT test etmiştim. Onda da bayağı gerideydi. Bu motorda da bayağı geriye koymuşlar aynaları. Ama aynaların görüş açısı olarak şöyle tekrar bir kontrol edeyim. %20 civarında benim kolum aynaya götürüyor ama ben de şimdi biraz hani kilolu tarafta olan bir insanım. Bu motoru daha çok böyle 1.50-1.60 boyunda zayıf bir insan kullanacağından dolayı, ki ben öyle tahmin ediyorum, bu motorun üstüne bindiğinizde belki de kollarınızı aynada görmeyebilirsiniz. O %20'nin %25'in dışında kalan kısımda da arkayı net bir şekilde görebiliyorum. Hiç tamamen titreşimsiz mi? Değil. Ama güzel abi. Arkayı gerçekten net görebiliyorum ben bu aynada. Şimdi bak, boy kilo konusuna gelmişken bu motoru kimler alır? Bak biraz oradan devam edelim. Arkadaşlar bu motor A1 sınıfına uyumlu. Özellikle A1 sınıfı ehliyeti olan biriyseniz bu motoru tercih edebilirsiniz. Yalnız bugün şimdi motorun top speedine de bakacağız. Arkadaşlar şöyle de düşünebilirsiniz. İlla bu motor A1 sınıfı ehliyeti olanlar için üretilmiştir diye düşünmeyin. Eğer ki ben sıfır bir motosiklet istiyorum. Hani bineceğim motorun şekli şemali güzel olsun. En azından önde de olsa bir ABS'si olsun. Göstergesi falan güzel olsun diyorsanız, yani A2 ehliyetiniz varsa da bu motor tercih edilebilir. Şimdi bu videodaki söylemlerime belki de şaşıranlar da oluyordur. Ya kardeşim sen Çin mallarını genelde sevmezdin ama bu motor hakkında güzel konuşuyorsun. Arkadaşlar hani ben hiçbir zaman hiçbir markanın motorunu bilerek övmem veya kötülemem. Ha bazen sempatim olan motorlar oluyor ama onları da objektif bir şekilde sizlere anlatıyorum. Şimdi ben bu motorda da neyi görüyorsam onu söylüyorum. Mesela arkada ABS olmaması eksi. Bak şimdi hatta onu da hemen şurada test edeyim. Görmüş olduğunuz gibi motorun arkasında ABS yok. Bak mesela söylemeyi unutmuş olabilirim. Bence bu motorun kötü yanlarından bir tanesi de lastikleri. Abi motor alıyorsanız bence lastiklerini değiştirin. Bu arada arkamda araba yok. Hazır lastik demişken de motorun frenlerini bir test edelim. Şöyle 60'a doğru çıkayım. Başıma ani bir şey geldi, durmam gerekiyor diyelim. Bakalım motor nasıl duruyormuş. Görmüş olduğunuz gibi motorun frenleri gittiği kadar duruyor. Zaten ön tarafta çift disk fren var arkadaşlar. Bu motorun kötü durmasını bekleyemezdik. Ama dediğim gibi motoru tercih edecekseniz bence lastiklerini değiştirin. Mekanik motordan GP2 aldıktan sonra motoru ufak tefek çukurlara da soktum. Kasisten de geçtim. Motorun amortisörlerini test ettim. Ne çok sert tarafta ne çok yumuşak tarafta, orta seviye diyebiliriz.
Bundan da haberiniz olsun. Şimdi ne yapalım? İncik cincik ben motorun birçok detayından sizlere bahsettim. Şu sağ tarafta görmüş olduğunuz kuzey otobanına gireceğim. Motor her vitese kesicide ne görüyor bunu test edeceğim. Ve top speed'ine de inşallah 6. viteste kesicide ne gördüğünü inşallah görebileceğiz. Ben şimdi kaydı kapatıyorum. Birazdan otobanda görüşürüz. Şimdi motoru 1. vitese attım. Normal bir şekilde kalkıyorum. Bakalım ne görecek. 1 bu. 2 bu. 3 bu. 4 bu attım 5'e. Bu arada inşallah anahtar kameranın önüne gelmiyordur. Daha önceki videolardan tecrübe ettiğim kadarıyla bazen gelebiliyordu. 5'te kesiciye girdi, attım 6'ya. Bakalım 6'da ne görecek. Ama yani şu an bile 125 cc motor için bence güzel gidiyor. Oo, 150 görecek mi bakalım. Bakalım deneyelim. Gösterge siyah geçecek büyük ihtimalle. Sensör olması gerekiyordu bunda ama geçti, evet. Şu an halen daha kesiciye girmedi motor. Oo, 150 oldu. Güzel güzel. Şöyle biraz daha kapanır gibi yaptım. Bakalım 150'den fazla görecek mi? Şimdi burada tünel bitiyor. Açık alana çıkacağız. Bakalım ne kadar motor kesilecek açık alanda. Arkadaşlar top speed'i bu kadar olan 250 cc motorlar var biliyorsunuz değil mi? Motor harbiden güzel gidiyor. Yine bu sefer yolun sol tarafını kapatmışlar. Bak açık alandayız. Rüzgar var. Ben zayıf bir insan da değilim. 90-95 kilo civarlarındayım. Buna rağmen bak motor çok fazla kesilmedi. Hatta hızlanıyor şu an. Kaçta kesiciye girecek çok merak ediyorum. Girdi. 153 son. Bir daha deneyelim. Evet. Şimdi sağ tarafa geçelim. Değerlendirmemize başlayalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi açık alanda bile motor çok fazla kesilmedi. Top speed'de de 153 gördük. 125 cc bir motor için sizce bu değerler nasıl? Ve tekrar söylüyorum, benim boyum 1.81, 90-95 kilo civarlarında da bir insanım. Benden daha hafif bir insan bu motorla çok daha bence hızlı bu süratlere ulaşabilir. Şahsen bana soracak olursanız ben motorun gidişini beğendim. Motor güzel gidiyormuş. Şimdi böyle bir de dik oturuş pozisyonunda motor nasıl gidiyor ona bakalım. Hadi bakalım yapıştıralım. 4'te kesiciyi gördük. Bu arada gösterge siyahken bence daha güzel. 5'te de kesiciyi gördük. Attım 6'ya. Görmüş olduğunuz gibi bayağı dik oturuyorum şu an. Bir kayıt kontrol yapayım. Evet, kaydımız akıyor. Bakalım ne olacak? 150'yi görecek mi dik oturuş pozisyonunda? Göremeyecek gibi. Ama 147 de az değil abi. Kapanayım mı? Şu an çok kapanmak istiyorum. Kapanayım mı tekrar üstüne? Hadi kapandım. Tekrar göreceğim o 153'ü. Hadi bakalım. Bak gördün mü? Kapanınca nasıl fark ediyor? Direkt 153. Evet. Bak tekrar doğruldum. Hop düşüyor aşağıya. Düşüyor aşağıya. Bu normal arkadaşlar. Şimdi bir de şuna bakmak istiyorum. Ellerimi bırakacağım. Bakalım motor sağa veya sola çekecek mi? 116 gibi, 118 hatta 120 gibi gidiyorum. Ellerimi bıraktım. Motor düz bir şekilde gidiyor. Zaten niye sağa veya sola çeksin ki, ama çeken modeller var biliyorsunuz. Şimdi ufak ufak videomuzun sonuna gelelim. Motorumuzu incik cincik bayağı bir anlattım sizlere. Top speed'ini de gördük. Siz arkadaşlar eğer merak ettiğiniz modeller varsa aşağı yazın. Elimden geldiği kadar bulup incelemeye çalışırım. Veyahut benim şöyle bir motorum var, incelemek ister misin derseniz de özellikle bana Instagram'dan yazarsanız hemen irtibatlaşmış oluruz. Ki bugün bu motoru bıraktıktan sonra aynı şekilde bana Instagram'dan ulaşan bir arkadaşımızın motorunu İzmit'ten, merkezden alacağım ve test edeceğim. Sizinle de o şekilde haberleşebiliriz. Dediğim gibi Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Takip etmeyi de unutmayın. Videonun sonuna geldim. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlar kısmına da hem bu motorla alakalı fikirlerinizi hem de merak ettiğiniz şeyleri yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın.